Canlarım, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir iki gündür rahatsızdım. Yayından oğlumun evini çekmiştim, kaldırdım. Çünkü yalan yanlış yorumlar yapılıyordu, bir şeyler yapılıyordu işte. O da rahatsız oldu. Aslında yani yorumlar doğru da olsa rahatsız oldu. Ona saygı duyuyorum. Ben de bana kaldır o şeyi dedi. Biraz sert tepki gösterdi. Ben de kaldırdım. Ve o an sinirle zaten işte topluluğumda bir şey yazdım. Neyse sildim. Ben sinirle biliyorsunuz hemen atak geçiriyorum. Ondan sonra hasta oldum. Yatıyorum. Videoda paylaşamadım. Daha zaten o konulara girmeyeceğim. Onun konularına asla girmeyeceğim. Batuhan için şey yapmışsınız. Batuhan açık öğretime geçecek. Açık öğretimden okuyacak. Bir kavga olmuş. İşte onu da TikTok'ta paylaşmış. Yani müdürler falan rahatsız olmuşlar. Bilmiyorum artık neden hani okulu teşhir etti, okulun ismini verdi falan böyle kavgalı şeyli bir şeye diye. Onu da uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Bilemeyim ben daha nasıl savaş vereceğim ben bilemiyorum. Allah herkes hakkında hayırlı etsin. Bilmiyorum o da maaş alıyordu. Onun maaşla tabii ki hiç girmiyor desek de kendini okutuyordu, eve de giriyordu. İnşallah açık öğretime yazıldığı zaman kötü bir şey olmaz. Hani maaşı falan da kesilmez inşallah. Şimdi bundan öyle şeyler var ki, öyle düşman edinmişim ki prim edinen. Ve şunu söylüyorlar, bu ayrılık 3 aylıktı ama yakın bir zamanda gidildi ayrılığında. Neyse Allah herkesin demiştim gene yolunu açık etsin. Ben daha hiçbiriyle daha ilgilenemiyorum. Yani herkes burnunun dikine gidiyor çünkü. Hiç kimse şeye gitmiyor yani ne akıl alıyor ne şey alıyor. Herkes burnunun dikine gidiyor. Şimdi diğer bir kanalda şey yapıyorlar böyle linç girişimi işte bunlardan işte aile konularından hiç şey olur mu? Prim yapılır mı? Böyle konuşulur mu? Yani ben oğlumun evini neden göstermek istedim? Ben oğlumun evini hani oğlum şöyle söylenmişti kavgalı hiçbir kadın şey evinde durum yani evini bırakmaz. Mutlu evini bırakmaz demişti. Mutlaka senin oğlunda bir şey vardır. Hata vardır ya da bir kavga vardır. Sadece şunu söyleyeyim. Benim oğlumun bütün hatası şu. Çok güvenmesi, çok aşık olması. Çok sevmesi. Bütün hata buydu. Sadece bunu söylemek istiyorum. Başka kimseyi dinlememesiydi. Başka diyecek bir şeyim de yok. Demek de istemiyorum daha. Hiç. Hiç kimseyi ağzımı almak istemiyorum. Artık bu ağzımı ben de tutmak istiyorum. Hiç kimseyi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şunu biliyorum ki kim ne yaparsa kendine yapıyor. Benim içimde kalan anlatamadıklarım, yüreğimde yara olan öyle şeyler var ki. Bilemezsiniz. Yutkunup yutkunup daha burada duran. Öyle şeyler var ki. Ama herkes kendine yapıyor. Kendi yaptıklarının cezasını çeker. Ben artık ya büyük sözü dinlemeyen inler. Sadece bunu diyeyim. Başka hiçbir şey demiyorum. Diyecek de bir şey daha bulamıyorum. Yani öyle şaşırıyorum ki bazı şeylere. Öyle şaşkın kalıyorum ki diyecek hiçbir sözüm kalmıyor. Sizlerden de ricam ne olur o bir yan kanal var biliyorsunuz. O kanal gitmişsiniz o kadın tabii ki siz sağduyulu olarak gitmişsiniz o kadın öyle hasta olurken öyle üzülürken siz burada oynuyorsunuz gülüyorsunuz eğleniyorsunuz
Öbürleri de gelmiş onu topa tutmuş. Gitmeyin bacılarım. Gitmeyin kardeşlerim. Onun kanalına gidip bakmayın. Yorumları da okumayın. İzleyen izler, ona bir şey diyemem de. Ha, gitmeyin. Çünkü oradakilerle baş edemezsiniz sizler. Oradakilerle ne ben baş edebilirim, ne sizler baş edebilirsiniz. Dün akşam kız kardeşimi aradım, dedim bak burada şu an benim evlatlarımın hepsini ağzına almışlar. Burada tef çalıyorlar. Sen ona nasıl dayanıyorsun dedim. Hani ben bir senin ablanım, sen onu, ben para kazanacağım diye. Bak paraya bile geçemedim diye. Başkasını topa vurdurup para kazanmak, o parayı nasıl yiyeceksin? Başkasını topa vurup o parayı kazanacağım. Nasıl yiyeceğim? Yani insan rahatsız olur. Ben onun hakkında böyle ileri geri konuşulsa siliyorum ya. Ya silsem diye, bunlar da nasıl insanlar diye gelip diye şey yapıyorlar diye. Hani bana saldırırlar diye. Saldırıya geçirler diye, silsem diye. Neyse canlarım, sizlerden tek ricam var. Benim canlarım. Benim yüreğimle olanlar. Anne duygusunu bilirsiniz. Ben cani olmayan bütün anneleri kutluyorum. Bütün anneleri yüreğinden öpüyorum. Çünkü anne yüreği başka bir şey. Siz beni anlıyorsunuz. Hiçbir anne evladının yuvasının yıkılmasını istemez. Hiçbir anne evladının kötülüğüyle uğraşmaz. Hiçbir anne. Ve bir evlat annesine düşman oluyorsa onun sonunu ben şey göremiyorum. Hayırlı göremiyorum. Allah hayır etsin. Göremiyorum. Hiç suçu yokken hiçbirinin, kendinin de suçu yokken başkasını hala savunma peşindeyse Allah yardım etsin ona. Yani ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Babasız evlat büyütmek de çok zor. Çok zor, sadece bunu diyorum. Benimle olanlar vardır aynı duygularda. Babasız evlat büyütmek de çok zor. Ben nasıl kötü bir anne olabilirim? Orada beni öyle bir kötü anne durumuna sokmuşlar ki. Ben bu zamana kadar çalışmışım, çabalamışım. Çoluğumu çocuğumu evlendirmişim. Bu zamana kadar bunları büyütmüşüm. Kimseye mahkum etmemişim. Kimseye muhtaç etmemişim. El istemiş benden kimseye vermemişim. Ben onlara bakmışım. Ben onlara dadı tutmuşum, bakıcı tutmuşum, baktırmışım. Benim en yakınlarım bilir bu benim çektiklerimi. Nasıl öyle yorumlar yapıyorlar bu yan kanalda? Nasıl öyle şeyler yapıyorlar? Ben nasıl bir kötü anne olabilirim ki? Beni annelikle, anneliğimle şey yapıyorlar, itham ediyorlar. Benim sadece derdim çocuklarımın beni dinlememesi. Kendi kafasının, kendi burnunun ucuna gitmesi. Benim bütün derdim bu. Yani çünkü ben 26 yıl dolaştım, boşa dolaşmadım ben. Kötüyü de iyi biliyorum, iyiyi de. İnsanın karakterine kadar ben anlatırım. Biriyle konuşayım, anlatırım. Birinin şeyini göreyim mesela, sayfasını, onun nasıl bir insan olduğunu, duruşundan şeyini anlarım ben. O mesela Facebook, Instagram sayfaları olur ya, mesela öyle bir şeyini göreyim. Ben her şeyi anlarım yani. Çünkü bu ön sezilerim, altıncı hissim kuvvetli benim bir de. Bir de görmüşüm öyle insanları. Yani şimdi tutup da beni bu şekilde, benim şimdi konu anneliğe gelince, evlata gelince anlatamıyorsun. Hiçbir şey anlatamıyorsun. Ha, ailesine yaptığı hiçbir şey yoktur. Dedim ya, çok sevgi. Çok sevgi, çok güvenmek. Ama anne de böyle ayaklar altına alınmaz ki sözü. Annesin, senin annenin bir gün yani onca yıldır sana uyarmış, şey yapmış ama sen hep onu kötü görmüşsün. Bir şey diyemiyorum. Allah yardım etsin. Babasız evlat büyütenlere Allah yardım etsin. Ben onları, elim daha bu çocuğum var işte benim. Öbürleri için daha, ben onun evine gittim, gösterdim, gösterdiğimde ben şöyle dedim işte, dediler ya insanlar huzurlu evinden gider mi hiçbir kadın.
Ben oğlumun hiçbir şey yapmadığını söylemeye çalıştım. Evinin ne kadar huzurlu, düzgün ve ne kadar şey olduğunu söylemeye çalıştım. Çünkü benim çocuğum, sen evli olduğunu, hani boşandığını söylemezsen sana, yani çocuğuma iyi de bir kısmet olurdu. İyi bir şey olurdu. Herkes şansına, kısmetine gitti zaten. Ama yok. Bu sondur zaten hiç. Artık kendimi toparlarsam işime bakacağım. Yalnızca işime, gücüme, normal işime bakacağım ama biraz toparlamam zaman alacak gibime geliyor. Ben her zaman yatarım, toparlanırım. Yatıyorum şimdi, iki gündür toparlanırım ben. Çok üzgünüm bütün olanlara, her şeye. Çok üzgünüm. Diyecek daha da söz bulamıyorum. Sizler beni çok merak ettiniz. Instagram'dan şeyden yazdınız. WhatsApp'tan yazdınız, Instagram'dan, Messenger'dan yazdınız, Facebook'tan. Ben dönüp cevap veremedim. Ve o yüzden beni merak ettiniz. Ne oldu, hasta mısın diye. Merak etti ve zaten Esra Hanım, siz madem medya önündeyseniz, biz seni seviyorsak senden haber almak zorundayız. Senin bize haber vermen, sağlığından haber vermek zorundasın dediler. Ben o yüzden bu açıklamayı getirdim. Yani daha hiçbir şey söylemek de istemiyorum. Daha bundan sonra herkesin aklı var, fikri var. Herkes yaşını başını almış. Ha, burada 17 yaşında bir oğlum var. Onun aklı biraz şey ama o da kendi bildiğine giderse yapacak bir şeyim yok. Bir anne olarak siz yapacak bir şeyiniz olabilir mi? Yok. O yüzden daha da herkes ne hali varsa görsün diyorum. Ne yapıyorsa yapsın diyorum. Siz de söylüyorsunuz Esra, yolunuza bakın. Kendi hayatınıza bakın. Herkesin zamanında uğraşmışsın, çabalamışsın, hayatını kurmuşsun. Evet. Aynen. Ve bundan sonra kendi hayatıma bakmaya çalışacağım. Benim de içimde yaralarım var. Benim de içimde ağır şeylerim var, travmalarım var. Ve daha bir şey konuşmak da istemiyorum. Benim sevenlerimden rica ediyorum. Hiç beni savunmak adına da oraya bir şey yazmayın. Boş yere üzülüyorsunuz siz de, bombalanıyorsunuz. Ben okumuyorum ama bana geliyor, kopyalanıp geliyor, gönderiliyor. Hiç üzülmeyin. Hiç ne gidin, ne yorumu okuyun, ne bence, ne o kanalı dinliyorsanız dinleyin ama yani yorumlara hiç girmeyin, onun yorumlarına. Benim kendi takipçilerimden, canım benim yüreğimle aynı olan canlarımdan bunu rica ediyorum. Üzmesinler sizi. Çünkü oradakilerle baş edemezsiniz. Ben de baş edemem. Hiçbirimiz baş edemeyiz oradakilerle. Çünkü oradakilerle tamamen şeyini atmışlar. Yani vicdanı yok, vicdansızca yazmışlar. Hepinize yazıyorlar. Lütfen, nasıl kadın nasıl çıkacağını şaşırmış orada. Öyle bir ablukaya almışlar ki kadına. Kadın oraya yazmış. Öyle ablukaya almışlar ki sadece dediği, Esra Hanım, Melek Hanım, ablanız bu kadar üzülürken siz orada çalgı çengi yapıyorsunuz. Çok üzüldüm bu duruma demiş. Altına döktürmüşler. Uğraşamazsınız. Gidip yorum yapmayın. Oraya hiç yorum yapmayın. Hiç. Olur mu? Öpüyorum sizlere. Her şeyi zamana bıraktık. Her şey düzelir inşallah. Allah'ın izniyle her şey düzelir. Oradan da bana yorum kopyalayıp da getirmeyin ne olur. Uğraşmayın. Oraya benim kanala yazın. Oraya hiçbir şey yazmayın. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Her şey gönlünüz olsun. Şimdilik bu kadar haber vereyim dedim kendimden. Allah'a emanet olun.